Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel şimdi nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar, üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi. Patlıcan, terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı? Topraklarda ya. Mustafa Kemaller yenilmez. Bunu birileri öğrenecek. Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün 20 Nisan 2023 Perşembe Ulusal Kanalı ve Ulusal Radyo'da. Türkiye'nin Türkiye halkçı, devrimci yayın organlarında televizyon gazetesine başlıyoruz. Ee, ne var? Valla e, birkaç parçadan oluşan e, bir gündem var. Bir müjde var. Türk dünyasına İran müjdesi diye. Dün Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçey'in e, basın toplantısıyla duyurduğu bir gelişme bu. Birazdan açacağız e, içinde ne var ne yok diye. Evet. Ee, dünkü gazetelerde e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın e, emperyalizme biz dur dedik. E, sözleri vardı. Biz de nasıl ya falan demiştik. Yani hem şunu yapıyorsunuz hem emperyalizme e, mücadele falan. E, dün yine e, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçe'nin bir açıklaması vardı. NATO'ya evet diyerek emperyalizme dur denir mi diye. Ha budur işte. E, bakın emperyalizmine hiç derde olmayanlar var. Ee, mesela e, CHP e, Ünal Çeviköz Batıya demir taşla mesaj vereceğiz demiş. Yani onlar e, kol kola girmeyi, e, sırtlarını emperyalizme dayamayı marifet zannediyorlar. Ama bir de Soylu gibiler var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 14 Mayıs'ta Amerika'nın ağzı kapanacak demiş. Ya e, öyle şeyler söylüyor ki. Amerika'ya karşı tutarlı bir çizgi gibi görüyorum ben. E, Tam meclis e, baskınına kadar e, 15 Temmuz gecesi meclise e, giderken parmağını sallayıp bu işi Amerika yaptı. Bu Amerika'nın işi. Bu Amerika'nın işi diye bağıran Süleyman Soylu. Ondan sonra e, Amerika'nın Süleyman Soylu'ya yaptırım uygulaması işte Amerika'daki mallarına el koyacağız falan. Ee, şey demişti, benim Amerika'da bir tane malım var, onu da geri alacağız. Ee, Fethullah'a kastederek. Sonra yine zaman zaman yaptığı açıklamalar. En son e, valla e, Türkiye'de e, Amerikan Başkanı'nı kimse sallamıyor demişti. Şimdi de Amerikan'ın ağzı kapanacak demiş. E, Sayın Cumhurbaşkanı böyle ya, emperyalizme dur dedik falan diyor ama e, NATO'yla NATO'yla tabii kol kola girerek işte Finlandiya'nın NATO'ya girişini evet diyerek, ikili oynayarak, denge politikası diyerek falan emperyalizme dur denmez. Cumhurbaşkanına göre Soylu daha bir tutarlı bu konuda. Alman medyasından PKK itirafı var. Ondan sonra yine bu HDP ile ilişkilerde Özgür Özel'in ilginç sözleri var. Ona bakacağız. Kanun hükmünde kararname ile atılanlar aday olamaz diye bir açıklama yapıldı dün. Ona bir bakacağız. Ama galiba listelerde kesinleşti. Onu da bilelim. Kürdistan hayali için belediye kanton işbirliğinden bahseden bir haber var. Geleceği de mutluluğu da Türkiye'de arayın demiş bir bilge kişi gençlere. Cengiz Çandır'ın adaylığının anlamını Fikret Akfırat yazmış. E, ve dünün önemli gelişmelerinden biri Kemal Kılıçdaroğlu yine geçti e, kameranın karşısına. Mutfakta mıydı artık, salonda mıydı bilmiyorum. Evi kocaman bir stüdyo haline geldi herhalde. E, ben Alevi'yim dedi. E iyi dedik ama ondan sonra öyle şeyler söyledi ki aa o zaman bu konuda konuşmak lazım diye düşündük. Çünkü ben Alevi'yim lafı PKK'nın e, pardon Kürtler eşittir HDP, Kürtler eşittir Selahattin Demirtaş, Kürtler eşittir PKK anlamına gelen sözleri söylemesinden sonra döküldü. Yani tam bir kimlik siyaseti, tam bir bölme siyaseti uyguluyor Kılıçdaroğlu. O yüzden konuşacağız biraz. Ahmet Hakan da PKK'nın bayıldığı cümle Kürt eşittir PKK diye bir yazı yazmış. Caja'nı tehdit etmiş e, hani Barkey galiba e, halkımız e, inanılmaz bir şekilde TCG Anadolu'yu e, görmeye gidiyor e, iki günde yanılmıyorsam 38 bin kişi gitmiş bu nedir arkadaş ya? ya yani bir gemi yani ama halkımız onu gemi olarak görmüyor. Egemenliğinin bir simgesi olarak görüyor. Hatırlarsınız birkaç yıl önce burada Metin AKP'li Metin Külünk'le konuşuyorduk. Ayasofya'nın ibadete açılması üzerine. E, Sayın Külünk siz e, camiyi sadece bir ibadet yeri olarak gördüğünüz için böyle konuşuyorsunuz demiştim. O şaşırdı. Siz ne olarak görüyorsunuz dedi. Benim söylediğim şuydu, çok iyi hatırlıyorum. E, Avrupalılar, Amerikalılar bir yeri e, aldıklarında, fethettiklerinde... Ee, orada heykel dikerler. Burası benim demektir bu. Egemenlik göstergesidir heykel. Biz cami yaparız, külliye yaparız. İşte ee, kervansaray yaparız. Onlar burası benim demektir. Egemenlik göstergesidir camiler. O yüzden Ayasofya'nın açılması Avrupa'ya karşı bir egemenlik gösterisidir. demiştim. Çok şaşırdı. "Oh" dedi. Biz, biz böyle bakmıyorduk ee, ve çok ilginç demişti. Şimdi bakın siz e, TCG Anadolu'ya sadece bir e, gemi olarak bakarsanız, ya bu uçak gemisi değil dersiniz, bilmem e, bir sürü şey söylersiniz. E, biz de biliyoruz uçak gemisi değil. O bir egemenlik simgesi. O yüzden Türk milleti akın 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 TCG Anadolu'yu görmeye gidiyorlar. Ellerini sürüyorlar o e, geminin demirlerine, gövdesine. Öpen var. Geminin güvertesine çıkıp Hani e, vatanıma kavuştum diye yere yer öpülür ya, e, güvertesini öpen var. Çünkü o bir egemenlik simgesi. E, o farklı bir şey. Radyoda trafiği anlatıyor spiker. E, işte İstanbul'da bayram nedeniyle trafik oldukça e, hafiflediliyor. Ama bir nokta hala çok kalabalık. E, tarihi yarım Sarayburnu kesimi. Bu da TCG Anadolu'yu ziyarete gelen vatandaşlardan kaynaklanıyor. E, tabii iki günde e, 38 bin kişi, 40 bin kişi gelirse herhalde trafikte sıkışır ama koyverin gitsin sıkışsın ya yani yeter ki millet egemenliğine böylesine e, duyarlı olduğunu göstersin, gösteriyor. Allah Türk milletinden razı olsun. Bu mübarek Ramazan gününde bana da bunu söylettikleri için e, bundan da e, oldukça memnunum. F-16 tiyatrosunu yazmış Milliyet Gazetesi yazarı. Bakalım CHP'de vaat bol, maaş yok. <laughs> Doğru. Ee, yine bu Özgür Özel. Hani hazinede altınlar var ya altınlar diyor. Onları teker teker millete dağıtacağız. Hey Allah'ım ya. Bütçe diye bir şey vardır, maliye diye bir şey vardır, hazine disiplini diye bir şey vardır. Baba söylüyor. Ver, vereceğiz diyor. Hem de seçimden önce değil. seçim Hem de bir defa değil diyor. Her ay vereceğiz diyor altınları. Yani kamu maliyesi diye bir şey vardı. Neyse o tarafından bakmayalım. Ama e, Sayın Özgür Özel önce söyleyin e, belediyeleriniz maaş ödesin. E, şeylerine doğrudur çalışanlarını. E, çünkü maaşları ödeyemiyormuş birçok belediye, CHP'li belediye. E, bu şey e, Karadeniz'deki doğalgazımız e, bugün e, herhalde bugün değil mi tören çocuklar? Bugün törenle hizmete girecek. Mutfak gazı devletten diye Türkiye gazetesi güzel bir haber vermiş. Ondan sonra Vatan Partisi'nin çeşitli illerde çeşitli seçim çalışmaları var. Rufi Bahtiyar bir fotoğraf göndermiş. Ben onu tercih ettim Edirne'de yapılanlar diye. Çünkü bu bir partili, Vatan Partili ve kendiliğinden bana göndermiş bir gazete haberi değil şu değil bu değil e, demek ki gayretlerini e, görmek istiyorlar. E, Lagarde dünya artık çok kutuplu demiş önemli bir adam bu nedenini birazdan anlatırım. Macron'un umudu Şii'nin ara buluculuğundaymış Ukrayna ile ilgili 12 yıl sonra Suudi Arabistan Esad'la görüştü bu da çok önemli. Hamas lideri 8 yıl sonra Suudi Arabistan'a gitmiş. Bu daha da önemli. Çünkü Filistin'in bağımsızlığı meselesi var ortada ve Amerika'nın kuklası olarak bildiğimiz zaman son dönemde oldukça barışçıl, oldukça sağlamadımlar atan Suudi Arabistan'a gidiyor Hamas lideri. Bunlar bakın arkadaşlar bunlar öyle kolay kolay gerçekleşecek şeyler değil böyle bir dünyanın 300-400 yılda bir denge değişimi olur bir kırılma noktası olur ama bu deprem gibi bir şeydir işte tektonik değişim denir buna ve devrimci bir değişim olur bu hep güç dengeleri dünyada yerinden oynar yine öyle günlerdeyiz ve bugünleri gördüğünüz için bakın biraz sancılı olur şu olur bu olur ama bu günleri gördüğünüz için kendinizi şanslı hissedin. Bütün dünyada büyük bir devrim yaşanıyor şu anda ve siz tanığı oluyorsunuz. Mesela bakın Meksika Devlet Başkanı Pentagon'u casuslukla suçlamış. E, haklı mı? E, haklı niye? Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'i yasalışı bir biçimde dinletmiş ve Birleşmiş Milletler Amerika Birleşik Devletleri'nden nota veriyor. Te Allah'ım ne günlere kaldık diyorsunuz içinizden değil mi? Başımıza taş yağacak, taş. Daha bunlar iyi günlerimiz. Ee, dediğim gibi, bunlar iyi gelişmeler, bunlar güzel gelişmeler. Ee, o taş yağsa yağsa Amerika'nın başına yağar. Ee, o da beni mutlu eder. Ee, onu da söyleyeyim. Yani durum üç aşağı beş yukarı böyle. Ee, bu koşullar altında hazırsanız başlayalım. Ne dersiniz? Televizyon gazetesi başlıyor. Efendim öncelikle bu İran meselesine bir bakalım Aydınlığın manşeti bu e, nedir mesele Türk dünyasına İran müjdesi e, Vatan Partisi Başkanlık Kurulu kararıyla açıklandı İran İslam Cumhuriyeti'nin Türk devletleri teşkilatına katılma süreci başlamıştır Vatan Partisi Başkanlık Kurulu 19 Nisan 2023 günü Ankara'da toplanarak İran İslam Cumhuriyeti'nin Türk devletleri teşkilatına davet edilmesi için Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Türk devletleri katında çalışmalar yürütülmesini oy birliğiyle kararlaştırdı. İran, Türk devletlerinin ve kavminin binlerce yıldır komşusudur ve kardeşidir. Bugün Türk devletleri ile İran arasında tarihten gelen bu güçlü birliktelik yanında, güvenlik ve ekonomiden kültüre kadar her alanda ortak gelişme olanakları bulunmaktadır. Türkiye ve diğer Türk devletleri ile İran arasındaki stratejik ortaklık örgütlenecek ve kurumla, e, kurumlaşacaktır. ABD emperyalizminin ve İsrail'in Kürdistan adı altında ikinci İsrail devleti kurma girişimleri dün olduğu gibi yarın da bozguna uğratılacaktır. Vatan Partisi, İran devleti temsilcileriyle yaptığı samimi ve yapıcı görüşmelerde İran İslam Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na davet edilmesi, Asya uygarlığının yükselişine, bölgenin ekonomik gelişmesine ve dünya barışına önemli katkılarda bulunacağını saptamıştır. Gerçekten İran'la Türkiye arasında öyle ilişkiler var ki yani e, kolay değil. Bakın İran Genel Kurmay Başkanı'nın ismi Bakır İ'dir. Bakri, Türk adam. İran'ın nüfusunun yaklaşık yüzde kırkı Türk Türkmen'dir. Mesela e, Hoy diye bir kenti vardır. Anadolu erenlerinin birçoğunun çıktığı yerdir. Yani İran'ın kentlerine bakın tek tek. E, Horasan. E, Horasan erenleridir Anadolu'yu Anadolu yapan. Ama tabii o zamanlar e, Türklerin egemenliği var bölgede. Mesela İran'da kurulan bir devlet, Safevi Devleti, tamamıyla Türk devletidir. Nedense e, 16 devlet arasında sayılmaz. Ama tamamıyla e, Türk devletidir. Şah İsmail Hatayi'nin kurduğu bir devlettir. Yani böylesine e, tarihte iç içe geçmiş iki e, devlet bu, İran ve Türkiye. Ve İran ve Türkiye çok ilginçtir. Türkiye Ruslarla, Türkiye Yunanistanla, Türkiye Bulgaristanla, Türkiye bir sürü devletle zaman zaman başı derde girmiştir. Ama neredeyse 600 senedir İran'la Türkiye birbirine bir tek çakıl taşı bile atmamış iki devlettir. Hiçbir şekilde savaşmamış iki devlettir ama emperyalistler tarafından da birbiriyle savaştırılmaya çalışılan iki devlettir. Bu koşullar altında baktığınızda bu önemli bir e, bakalım e, şeyine bakalım. E, açıklamaya bakalım. E, Vatan Partisi Genel e, Vatan Partisi dünya dengelerini değiştirecek tarihsel atılım için harekete geçti. Hükümete ve İran İslam Cumhuriyeti'ne tarihi çağrı yapıldı. İran'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na katılma süreci e, sürecini başarıya ulaştırma kararlılığı açıklandı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek partisinin başkanlık kurulunda alınan kararları duyurdu. İran'ın teşkilata katılma sürecinin başladığını vurguladı. Perinçek bununla birlikte Türk ve İran devletleriyle halklarının önünde yeni ufuklar açılacağına da dikkat çekti. Vatan Partisi Başkanlık Kurulu olarak insanlığa çok önemli bir atılımın müjdesini veriyoruz. İran İslam Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na katılma süreci başlamıştır önemli bir atılımın müjdesini verdi. Sürecin başarıyla tamamlanması için büyük kararlılık içinde olunduğunu kaydetti. Vatan Partisi dünya dengelerini değiştirecek tarihsel atılım için harekete geçti. Vatan Partisi Başkanlık Kurulu İran İslam Cumhuriyeti'nin Türk devletleri teşkilatına davet edilmesi için Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Türk devletleri katında çalışmalar yürütülmesini oy birliğiyle kararlaştırdı. Partimiz bu amaçla bütün taraflar katında girişimlerini olgunlaştırmakta ve sonuç atılı alıcı bir aşamaya taşımaktadır. Partisinin genel merkezinde konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İran İslam Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na katılma sürecini başarıya ulaştıracaklarını ifade etti. Vatan Partisi, İran devleti temsilcileriyle yaptığı samimi ve yapıcı görüşmelerde İran İslam Cumhuriyeti'nin Türk devletleri teşkilatına davet edilmesinin, Asya uygarlığının yükselişine, bölgenin ekonomik gelişmesine ve dünya barışına önemli katkıda bulunacağını saptamıştır. Perinçek Partisi'nin başkanlık kurulunda alınan kararları duyurdu. Vatan Partisi, komşularımız Rusya ve İran devletleriyle Türkiye'nin enerji güvenliği, Doğu Akdeniz'de karşılaştığımız tehditler, Rusya'nın Ukrayna cephesinde ABD emperyalizmine karşı yürüttüğü savaş, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin önlenmesi, terörün kökünün kazınması, tarihten gelen kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve yükselen Asya uygarlığına ortak katkılar konularında geniş dayanışma olanaklarının bulunduğunu görüyor. Vatan Partisi Genel Başkanı tarihsel Turan-İran ilişkilerinin önemine de vurgu yaptı. Bugün Türk devletleri ile İran arasında tarihten gelen bu güçlü birliktelik yanında güvenlik, ve ekonomiden kültüre kadar her alanda ortak gelişme olanakları bulunmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na katılmasıyla yeni ufukların da açılması hedefleniyor. Böylece Türkiye ve diğer Türk devletleri ile İran arasındaki stratejik ortaklık örgütlenecek ve kurumlaşacaktır. Türkiye'nin enerji güvenliği güçlenecek, Türk üreticisi ucuz mazota, doğal gaza ve benzine kavuşacak. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi büyüyecek. ABD emperyalizminin ve İsrail'in Kürdistan adı altında ikinci İsrail devleti kurulma girişimleri bozguna uğratılacaktır. O Akdeniz'den Umman Denizi'ne kadar ülkelerimizin ve bölgenin güvenliği güçlenecektir. Türkiye ile İran arasındaki gümrük duvarları kaldırılacak ve Batı Asya'da ortak pazar oluşturulmasının yolu açılacaktır. İran ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aynı teşkilatta buluşacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devlet olarak tanınması yolunda çok güçlü bir adım atılacaktır. Türkiye'nin Asya'daki Türk devletleri ve Asya devletleri ile bağları tarih boyunca olduğu gibi İran coğrafyası üzerinden kurulacak ve gelişecektir. İran ile Azerbaycan arasındaki sorunlar kalıcı çözüme kavuşacaktır. Suudi Arabistan, Körfez Emirlikleri, Yemen ve bütün Arap dünyasının ABD emperyalizmine karşı geliştirdikleri tavırla güçlenen Arap Birliği yanında Türk ve Fars Birliği'nin de gelişmesiyle İslam dünyasının emperyalizme ve Siyonizme karşı mücadelesi başarı yolunda ilerleyecektir. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprakları birleşik Filistin devleti hedefine ulaşmak için önemli bir adım atılmış olacaktır. İran, Rusya, Türkiye'nin oluşturduğu Astana süreci güçlenecek ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması yönündeki çalışmalar hızlanacaktır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuşak yol girişimi İran'ın da katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı sayesinde verimli sonuçlar elde edecektir. Şanga İşbirliği Örgütü, BRICS gibi insanlığa ve dünya barışına hizmet eden örgütlenmeler gelişecek ve güçlenecektir. Asya uygarlığının yükselişinde önemli bir atak hayata geçirilmiş olacaktır. Perinçek sürecin ilk adımlarının da atıldığını vurguladı. Vatan Partisi, İran'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na katılması için İran Devleti ile son derece olumlu, yapıcı ve verimli görüşmeler yapmaktadır ve bu süreç başarıyla devam etmektedir. Partimiz, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve diğer Türk Devletleri Teşkilatı üyesi devletlerin hükümetleri katında çalışmaları planlamıştır ve gerekli girişimleri yapacaktır. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek sürecin ilerlemesi için izleyecekleri yol haritasını anlattı. Vatan Partisi Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanlığı ile görüşecek ve ortak çalışma önerecektir. Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi stratejik dostlarımızla da bu konuda görüş alışverişi ve işbirliğini geliştireceğiz. Süreci baltalamak isteyenlere de dikkat çekti Pirinçek. Tabii aynı zamanda bu süreci baltalamak için Amerika ve, İs ve İsrail merkezli e, faaliyetlerin de önümüzde olduğunu çok çok iyi biliyoruz. Bu önemli bir girişim. Ee, zannediyorum başarıya da ulaşacaktır. Ee, bakın böylece Türk Devletleri Teşkilatı da dünya üzerinde daha önemli, daha kilit bir yere gelecektir. Bu Türk Devletleri Teşkilatı'na önemli bir hizmet olur. Zaten şu anda da çekici, öyle çekici ki Rusya Sözcüsü Peskov, Dimitri Peskov, Türk Devletleri Teşkilatı kuruluşu açıklandığında bizim de orada olmamız gerekir demişti. Doğal olarak bizim de olmamız gerekir çünkü Türklüğün doğuşunu simgeleyen Altay Dağları Rusya sınırları içinde demişti. E, Aksakalılar e, konseyi başkanı e, Binali Yıldırım da e, bunun üzerine e, Çin ve Rusya doğal e, üyeleridir e, demişti Türk Devletleri Teşkilatı için. Ama akıllarına bir türlü İran gelmiyordu. Halbuki İran emperyalizme e, 40 yıldır kafa tutan, emperyalizmin baskıları, saldırı tehditleri ve ambargoları karşısında direnen e, bir devlet. Ve dediğim gibi tarih içinde e, Horosan'dan tutun birçok kentine kadar Türklerin derin izlerinin olduğu bir devlet. 600 yıldır birbirine çakıl taşı atmamış iki devletiz İran ve Türkiye olarak. Ama emperyalizmin kapıştırmak istediği, en çok istediği iki devletiz aynı zamanda. İran'ın Türk Devletleri Teşkilatı'nda yerini alması aslen, aslen emperyalizme karşı çok büyük bir kafa tutma olacaktır Çok büyük bir diklenme olacaktır. Başarıya ulaşması için biz de elimizden gelen bir şey varsa yapmaya hazırız. Şimdi, e, tabii emperyalizme kafa tutmak falan deyince, e, dünkü gazetelerde hatırlarsanız, e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın e, emperyalizme biz dur dedik e, başlıkları vardı. Biz de demiştik ki iyi de nasıl oluyor? Yani hem e, e, Finlandiya'nın NATO'ya girişine e, onay vereceksiniz hem e, emperyalizme kafa tuttuk diyeceksiniz. Hem Doğu Akdeniz'de e, çalışmaları durduracaksınız hem emperyalizme kafa tuttuk diyeceksiniz. Birkaç örnek vermiştik. E, Perinçek Erdoğan'a sormuş. NATO'ya evet diyerek emperyalizme dur denir mi? Afyon Karahisar ve Eskişehir'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emperyalist tömürge düzenine biz dur dedik ifadelerini kullandı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek bu beyanatı, beyanatı memnuniyetle karşıladıklarını fakat şu sorunun yanıtlanması gerektiğini söyledi. NATO'ya boyun eğerek emperyalizme karşı nasıl mücadele edilecek? işte Bizim anlatmaya çalıştığımız şey buydu. Yani e, e, Ukrayna'yla da Rusya'yla da iyi geçinmek, emperyalizme dur demek değil ki. E, denge, pol denge politikası ile olmaz ki. Emperyalizmle iyi geçinmeye çalışarak, denge tutturmaya çalışarak emperyalizmi önleyemezsiniz. Onunla ancak mücadele ederek kazanabilme şansınız var. Başka türlü hiçbir şansınız yok. O yüzden bir kere daha soralım. E, NATO'ya boyun eğerek emperyalizme karşı... Nasıl mücadele edilecek bir yolu varsa biz de öğrenmiş oluruz. Ama e, değil emperyalizme dur demek, emperyalizmden güç almak, onun sayesinde iktidar olmak isteyenler var. E, onlar da diyor ki batıya demir taşla mesaj vereceğiz. Verin bakalım nasıl vereceksiniz. Çeviköz teslimiyette yarıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı Ünal Çeviköz, ABD merkezli politiko gazetesine verdiği demeçte Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Rusya ile ilişkilerde Türkiye'nin NATO üyeliğinin hatırlatılacağını hatırlatılacağını belirtti. Yani dirsek çevireceğiz Rusya'ya diyor. Çevir çevir. Ondan sonra Gazi Paşalı dikenli salatalık üreticileri o salatalıkları sana doğru sallamaya başlarsa ne yapacaksın? Onu da düşün yani. Dur, dur daha bitirmedik orayı. Bitirmedik. Dur. Çeviköz ayrıca Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı serbest bırakarak batıya mesaj vereceklerini söyledi. Sayın Çeviköz ya dalga geçiyorsunuz ya hiçbir şeyden anladığınız yok sizin. Bakın ben bir, bir emekli büyükelçiye, bir partinin önemli bir noktasındaki birine böyle konuşmak istemem ama ya bizim hiçbir şeyden anlamadığımızı düşünüyorsunuz ya siz hiçbir şeyden anlamıyorsunuz. En azından hukuktan anlamıyorsunuz demektir. Bakın diyor ki Çeviköz Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı serbest bırakarak Batı'ya mesaj vereceklerini söyledi. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala bağımsız Türk mahkemelerinin yargıladığı, haklarında hüküm verdiği, mahkum ettiği iki kişidir. Siz eğer bu mahkeme kararlarına rağmen Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı serbest bırakarak Batı'ya mesaj vereceğiz diyorsanız, bir tek şeyin mesajını verirsiniz. Biz hukuk tanımıyoruz mesajını verirsiniz. Yani ben Türk hukukunu tanımıyorum mesajını verirsiniz. E, bu iyi bir mesaj değildir. Siz bakın Amerika'dan birini isteyin, ne diyecekler size? E, bizim bileceğimiz iş değil, mahkeme, mahkeme var ortada, yargı var ortada diyeceklerdir. Siz elinizde bir koz olan şeyi, yargıyı silip atarım diyorsunuz. Ben yargı tanımam, hukuk tanımam. İyi de nasıl olacak hukuku tanımadan? E hukuk da sizi tanımaz. Ben size söyleyeyim. Sen hukuku tanımazsan hukuk seni hiç tanımaz. ABD merkezli Politiko gazetesi yaklaşan Türkiye seçimlerinin 2023'ün en önemli seçimi olduğunu savunan bir makale yayınladı. <laughs> Nektarya Stamoli. E, belli ki Yunan asıllı bir yazar bu. İmzasıyla 17 Nisan'da çıkan yazı, Avrupa ve Orta Doğu'da güvenlik açısından 14 Mayıs seçimleri çok önemli bir dönüm noktasıdır cümlesiyle başlıyor. Makale'nin çarpıcı bölümleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün görüşlerinin yer aldığı kısımlar. ABD yanlısı ve NATO'cu fikirleriyle bilinen Çeviköz, her mülakatta kendi Atlantikçi çıtasını aşmayı başarıyor. Politikaya verdiği özel demeçle de bu geleneği sürdürdü. Politiko Batı'nın Erdoğan'ın olası seçim zaferinden sonra yapacaklarından korktuğunu söylüyor. Endişe başlıkları şunlar. Bölgesel çatışmacılığı artırması, daha büyük siyasi güçleri kendi etrafında toplaması, dini açıdan giderek muhafazakarlaşan bir modele yönelmesi. Devamında Türkiye'deki seçimlerin Batı'nın gözünü diktiği bir dizi, e, diktiği bir dizi siyasette belirleyici etki yaratacağı saptanıyor bunlarsa. Şöyle sıralanıyor. Türkiye'nin NATO ittifakındaki rolü, ABD, Avrupa Birliği ve Rusya ile ilişkilerin seyri, Ankara'nın Ukrayna savaşındaki rolü, Doğu Akdeniz'deki gerilimlerin nasıl ele alınacağı. Çeviköz tam da Türkiye'nin bu siyasetlerde nasıl yön değiştirebileceğini göstermek için makaleye dahil ediliyor. Ve varan bir, Çeviköz açıkça terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ve 5. Kol Şefi Osman Kavala'nın altılı masa iktidarında Serbest bırakılacağını ilan ediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacaklarını belirten Çeviköz, bu tüm müttefiklerimize ve tüm Avrupa ülkelerine Türkiye'nin demokrasi yoluna geri döndüğü mesajını verecektir cümlesini kuruyor. Yok, e, Avrupa ülkelerine bir tek mesaj verir, biz hukuk tanımıyoruz, biz emperyalizme boyun eğdik mesajını verir. Bu teslimiyetçi yaklaşım Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Avrupa görecek, bize aferin diyecek sözlerini hatırlatıyor. Ünal Çeviköz herhalde Ali Babacan'ı kıskandı. Avrupa bana da aferin diye havasına girdi. <laughs> Bu bağlamda Avrupa'nın Ankara'ya baskı yaptığı bir diğer konuya da değinen Çeviköz, Türkiye'nin göç politikasında Avrupa Birliği ile tamamen koordineli olması gerektiğini belirtiyor. E O zaman tamamen koordineli halde Türkiye tam bir mülteci deposu haline gelir. Başka bir şey olmaz. Burada Ali Babacan'ın Avrupa görecek, bize aferin diyecek sözlerini hatırlatıyor ya. Avrupa bana da aferin desin diye düşünmüş olmalı demiştik Ünal Çeviköz. Yalnız Ernesto Che Guevara, Latin Amerika'nın efsane devrimcisinin bir sözü vardır. Der ki, düşmanın sana aferin diyorsa sende bir terslik var demektir. Sende bir terslik var demektir. Varan iki, Çeviköz, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine koyduğu vetoyu kaldıracaklarını beyan ediyor. Üstelik de tarih vererek 11 Temmuz'daki yıllık toplantıya kadar bu mümkün. Çevik Öz devamında İsveç'in PKK-YPG terör örgütlerine desteğinin NATO'da gündeme getirilmesini ikili sorunları NATO'ya taşımak sözleriyle eleştiriyor. Türkiye'nin böyle yaparak diğer NATO üyeleriyle arasında bir kutuplaşma yarattığını savunuyor. Böylece Çevik Öz, Kılıçdaroğlu yönetiminde bir Türkiye'nin Finlandiya'nın üyeliğine evet diyen Erdoğan'dan daha fazla NATO'cu olacağını ilan ediyor. Ama öyle zaten yani şu anda şeyin CHP'nin durumu şudur. Ee, Erdoğan Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanlığını beceremedi, ben beceririm. Erdoğan açılımı beceremedi, ben beceririm. Erdoğan e, NATO e, üyeliğinin gereklerini yerine getiremedi, tam bağımlı hale getiremedi, ben getiririm. Erdoğan Avrupa Birliği'ne boyun eğmedi, ben eğerim. Erdoğan'ın yapamadığı ne varsa ben yaparım diyor. CHP'nin durumu bu. Ee, Erdoğan'dan daha fazla NATO'cu olacağını ilan ediyor. Emperyalist savaş örgütü NATO'ya herhangi bir karşıtlık olmadığı gibi İsveç'in PKK desteğine konulan çekinceler de kalkıyor. İşte Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadi bu. Tam gaz NATO'culuk. Varan 3. Çeviköz, Rusya ile ilişkilerde Türkiye'nin NATO üyesi olduğu gerçeğini daha fazla vurgulayacağını açıklıyor. Kılıçdaroğlu eşit bir ilişki kuracak ancak Sürekli olarak Rusya'ya Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatacakmış. Ne anlamı ne bunun? Yani eşit bir ilişki kuracak ancak sürekli olarak Rusya'ya NATO'nun Türkiye'nin Türkiye NATO üyesi olduğunu hatırlatacakmış. NATO'nun namlularını Yunanistan'dan Türkiye'ye çevirmesini bir tarafa bırakalım. NATO tarafından kuşatılan komşumuz Rusya ile ilişkilerimiz fazla göze batmadan bozmanın formülü nedir diye sorsak. Herhalde bu yanıt verilebilirdi. Atlantik aklı bu çözümlerde mahir. Zaten CHP'nin en üst düzey dış politika kurmaya olan Çeviköz, daha önce S-400 füzesi alımına Rusya ile ortak nükleer santral yapımına da karşı çıkmıştı. Enerji güvenliğimizde ucuz enerji temini için vazgeçilmez olan komşumuz Rusya'ya karşı ABD'nin dayattığı yaptırımlara boyun eğilmesi gerektiğini savunmuştu. Çeviköz'ün politik o demeci, Türkiye'nin Rusya ile yakın ilişkilerinden rahatsızlığını sürekli vurgulayan Batı'nın Kılıçdaroğlu'nda aradığı tam uyumlu müttefiki bulduğunu gösteriyor. Varan 4. Çeviköz, Ankara'nın Atina ile birlikte Kıbrıs'ın iç işlerine müdahale ederek çözüm yolunu tıkadığını söylüyor. Bu ne demek ya? Kıbrıs'ın iç işlerine müdahale ederek çözüm yolunu tıkadığını. O zaman Ünal Çeviköz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımlıyor. Kıbrıs diye tek bir devlet var. İki bölgeli, tek bir devlet var. Ee, biz de onların iç işlerine karışıyoruz diyor. Sayın Tatar, <laughs> e, bu satırları okuduğunuzu bilmiyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Özür dilerim. E, ama e, Cumhuriyet Halk Partisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyor efendim. Yani benim çıkardığım sonuç bu. E, varsa bir hatam, e, siz büyüksünüz, siz affedersiniz. Daha önce Mavi Vatan'da teslimiyetçi açıklamalarıyla gündeme gelen Çeviköz bu mülakatı da boş geçmiyor. Çeviköz'ün iç işlerine müdahale etmeme yaklaşımı, Kılıçdaroğlu iktidarının Türk ordusunu Kıbrıs'tan çekeceği, garantörlükten vazgeçeceği gibi mantıksal sonuçlar taşıyor. Devamında adadaki halkın iki ikili sorunlarına iki taraflı bakılmasına müsaade etmek lazım cümlesi de yavru vatanı Atlantik'e peşkeş çekme projesi olan anlam planını yeniden gündeme getiriyor. Çeliköz daha önce mavi vatan kavramının saldırgan ve yayılmacı algılar yarattığını savunmuştu. Ayrıca Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki milli çıkarlarını korumak için hayatı önemli olan Libya tezkeresine de hayır oyu vereceklerini açıklamıştı. Yandı gülüm keten elva. Ne Kıbrıs kalacak, ne Doğu Akdeniz kalacak, e, ne Adalar kalacak. Oho! Hocam siz fazla ileri gitmişsiniz ya bir geri vitese takın, bir, bir birkaç metre geri alın arabayı. Bu, bu olmaz. Türk Milleti bunu yaptırmaz size. Haber vereyim de, ondan sonra aramızda itiraf çıkmasın. Ee, Tabi işte bu Demir Taşı serbest bırakacağız, Kavala'yı serbest bırakacağız falan ya. Ee, Hikmet gençim bir tweetinde gördüm. Beyan esastır demişler. Anıl Bey, Hikmet Genç lütfen. Bakın şöyle, CHP müttefiki HDP'yi aklıyor. Özgür Özel demiş ki, beyan esastır, HDP'nin mecliste terör örgütü PKK'nın uzantısıyız dediğini duymadım. Beyan esastır, HDP'nin mecliste terör örgütü PKK'nın uzantısıyız dediğini duymadım diyor Özgür Özel. Hikmet Genç Akşam Gazetesi yazarı diyor ki, evet ya biz de hiç duymadık. PKK'da biz terör örgütüyüz demiyor. E ben de kel değilim zaten. Beyan esas ya demiş. Ya bunlar nasıl laflar anlamıyorum ki ya. Mecliste HDP'nin terör örgütü PKK'nın uzantısı izlediğini duymadım. Beyan esastır diyor. E ben de o zaman beyan esassa ben de söyleyeyim. Ben de karınca incitmedim şimdiye kadar. He? İnanacak mısınız? Ya ben dünyanın en zengin insanıyım biliyor musun Talip? E, beyan esastır. Abi siz ne diyorsunuz ya? Hakikaten yani hangi türküyü söylüyorsunuz anlamadım ki. Ya anladım da İnönü işine gelmediği zaman ha ha yaparmış hani bir kulağa sardır ya duymadım numarasına yatarmış. Ben de hadi daha fazla üstünüze gelmeyeyim diye anlamamazlığa veriyorum ama siz de kör kör gözün parmağını diye üstüme geliyorsunuz ya beyana esasmış. HDP hiç biz terör örtünün uzantısı, uzantısıyız dememiş. <laughs> Tabii biz daha Diyarbakır'a Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz. Heykelini sözlerini Özgür Bey. Selahattin Demirtaş söylemedi tabii. Diğer HDP'liler biz sırtımızı Cudi'ye, Gabar'a, YPG'ye, PKK'ye dayıyoruz demediler değil mi? Ha onları benim rahmetli peder söylemişti. Beyan esastır. Gidin alın adamın mezarından yargılayın. Beyansa beyan işte. HDP'liler meclis koridorlarında PKK'nın maaşını bağıra çağıra söylemediler mi? Daha ne beyanı istiyorsunuz beyan esassa? Bunlara bir şey olmuş ya. Hani e, Doğu Perinçek bir seçim sonrası e, bonzai içmiş bunlar demişti. Bunlar bunlar ne içiyorsa ondan ben de istiyorum ha dünyayı bambaşka görüyorlar. Ne içiyorlarsa, ne yiyorlarsa. Ha öyle mi? Beyan mı esas? Peki alın size beyan. Ha. Neredeydi o? Ha şey. Ee, Anıl Bey. Belediyelerde. Ha Kürdistan hayali için belediye kanton işbirliği. Alın şimdi size beyan. Özgür özel özel yapıyorum, veriyorum bu haberi. Hemen o haberi alalım. Geldi mi? Kürdistan hayali için belediye kanton işbirliği. 6-8 Ekim Kobani olaylarına ilişkin davadaki esasa ilişkin mütalada sanıklardan HDP'li Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten ele geçirilen belgede kantonlarla Mardin Belediyesi arasında bir koordinasyon kurulduğu saptandı. Bu koordinasyonun Kürdistan hayaline ulaşmak için yapıldığı belirtildi. Özgür Bey! Beyan, beyan. Esassa beyan bu. Kobani olaylarına ilişkin davada mahkemeye sunulan esasa ilişkin mütalada sanıklardan HDP'li eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten ele geçirildiği belirtilen bir belgenin altı çizildi. Özgür Bey, Ahmet Türk sizin için yeterince HDP mi? Ahmet Türk'ten daha önemli bir HDP var mı? Yok değil mi? Al şimdi bak, dinle. Belgenin kantonlarla Mardin Belediyesi arasında bir koordinasyon yürü, e, kurulduğuna ilişkin olduğu, Kürdistan hayaline ulaşmak için bunun yapıldığı belirtildi. HDP'nin yaptığı çağrılar sonucunda Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş, hani o sizin Selo, sazcı Selo, Figen Yüksek Dağı'nda bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada esas hakkında mütalaa sunulmuştu. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada Cumhuriyet Savcısı tarafından dosyaya sunulan 5268 sayfalık mütalaada Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçundan bir, aralarında Yasin Börün'ün de bulunduğu 6 kişinin öldürülmesine ilişkin nitelikli insan öldürme suçundan da 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Mütalada Türk hakkında dikkat çeken detaylar yer aldı. Sanıklardan HDP'li eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e ilişkin bölümde Sanık Ahmet Türk hakkında alınan tanık beyanlarında Kobani bölgesinde ve YPG'ye yardım yaptığına ilişkin beyanlar bulunmaktadır. Bu beyanlara göre belediye çalışanlarından buraya gönderilmek üzere para toplanmaktadır. Ve bu durumdan sanık Ahmet Türk'ün de haberi vardır. Ayrıca Ahmet Türk'ten ele geçen bir belge ise ilginç ve dikkat çekicidir. Söz konusu belge kantonlarla Mardin Belediyesi arasında bir koordinasyon kurulduğuna ilişkindir. Dolayısıyla anlaşıldığı kadarıyla Kürdistan hayaline ulaşmak için atılan temelin geliştirilmesi amacıyla Mardin Belediyesi ile böyle bir işbirliği koordinasyon kurulduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu koordinasyonun kurulu, koordinasyon kurulu çalışma yaptığını görmekle beraber bu durumun legal olmasının imkan ve ihtimali bulunmamaktadır. Ancak söz konusu kurulun çalıştığı görülmektedir. Bu tespit edilen durum dahi gelinen noktanın vahametini ortaya koymakta ve PKK terör örgütü tarafından verilen görevlerin yapıldığını, ülkemiz üzerinde çok büyük bir oyunun olduğunu açıkça göstermektedir. Özgür Bey ne dersiniz? Beyan esas mı? Beyan esastır ha Söz konusu dökümanda Rojova koordinasyonu başlığı altında bir şemanın oluşturulduğu ve Mardin ilçelerinin çalışma grubu adı altında tablo halinde iki bölüme ayrıldığı kaydedilen mütalada bu bölümlerde bazı belediye çalışanlarının isimlerinin ve telefon numaralarının bulunduğu Suriye toprakları içerisinde bulunan ve Suriye Kürdistanı olarak da adlandırılan PKK-KCK terör örgütünün Suriye'deki uzansı PYD kontrolünde olan Rojova bölgesindeki genel koordinasyonu ve Rojova kantonlar koordinasyonu ile ilişki ve irtibat halinde olduğunu dosyanın diğer sanıklarından Enver Ete'nin sekreterya. Mazıdağ Derik Kızıltepe Nusayb'in birinci çalışma grubu Savur Ömerli Midyat Dargeçit Yeşilli Artuklu ikinci çalışma grubunda görevli olduğu, Rojava Federasyonu toplantı gündemleri başlığı altında Mardin ilçelerinde farklı tarihlerde toplantıların yapıldığı, 3 Ağustos 2015 tarihinde Artuklu Belediye Binası Meclis Salonu'nda genel koordinasyon toplantısının yapılacağının belirtildiği, Dolayısıyla ülkemizin üniter yapısının bu şekilde federasyon ve ileriki aşamada kantonlarla birleşmeye kadar varacağı anlaşılmaktadır. Tüm bu eylemler PKK-KCK silahlı terör örgütünün amaç ve organizasyonda yapılmaktadır ifadelerine yer verildi. Beyan esastır değil mi? Arkadaşlar, siyaset falan değil bu. Bu, emperyalizmin Türkiye üzerindeki oyunlarına hizmet etmek, amaçlarına hizmet etmek. Bunu da bize şekere bulanmış zehir halinde sunmaktır. Beyan esasmış. Ya bir yürü git ya, yürü git. Beyan esastır. Selahattin Demirtaş ne diyordu? HDP Başkan Apo'nun projesidir. Ve bu proje onun hayatının en önemli eseridir diyordu değil mi? Daha ne beyanı istiyorsun Özgür Bey? Beyan esassa al sana PKK'nın uzantısı. Selahattin Demirtaş söylemedi mi? Ne dedi? HDP Başkan Apo'nun projesidir. En önemli verdiği projedir dedi. Al sana beyan esastır. Dalga geçiyorsunuz ya. Dalga geçiyorsunuz. Ay, ay Halbuki bakın o PKK artık Almanya tarafından bile itiraf ediliyor. Alman medyası diyor ki ya bunlar PKK yasak ama Almanya'nın göbeğinde seçim kampanyası yapıyorlar diyor. Öyle değil mi? Anıl Bey. Alman medyasından PKK itirafı ABD ona terörist diyor. Elebaşı bayık Almanya'da seçim kampanyası yürütüyor. <laughs> Alman Frankfurter Rundschau gazetesi Terör örgütü elebaşı Cemil Bayık'ın Almanya'da Erdoğan karşıtı ittifak için seçim kampanyası yürüttüğünü yazdı. Gazete ABD'nin Cemil Bayık için terörist dediğine dikkat çekerken Erdoğan destekçilerinin Almanya'daki seçim faaliyetlerine engeller koyulduğunu ancak Yeşil Sol Parti'nin PKK liderleriyle yürüttüğü seçim kampanyalarının göz ardı edildiğine vurgu, vurgu yaptı. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı seçimi Türkiye'de olduğu kadar dünyada da en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Avrupa'nın en prestijli gazeteleri neredeyse her gün Türkiye'deki seçimlere ilişkin farklı analizler yayınlarken dün Alman medyasında itiraf gibi sözler yer aldı. <laughs> Almanya'nın en büyük basın yayın organlarından sol liberal çizgiye sahip Frankfurter Ranschau gazetesi ABD ona terörist diyor. Almanya'daki seçim kampanyasının ünlü PKK'lı yönetiyor Cemil Bayık yönetiyor. Başlıklı haberinde Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimler genel seçimlere ele aldı. Haberde Almanya'da Yeşil Sol Parti'nin ABD tarafından terörist olarak tanınan şahıslar da seçim çalışmaları yürüttüğüne dikkat çekildi. İşte o şahıslar da kürsüde. E beyan esastır değil mi? Ayrıca AK Parti'nin seçim kampanyasının Almanya'da heyecan oluşturduğu belirtilen haberde Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann'ın Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser'a yazdığı bir mektupta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan destekçilerinin Almanya'daki seçim faaliyetleri hakkında uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan için yürütülen seçim kampanyasının eleştirilerinin odağındayken terör örgütü PKK'ya yakın olduğu belirtilen Yeşil Sol Parti'nin PKK liderleriyle yürüttüğü seçim kampanyalarının göz ardı edildiğine vurgu yapıldı. Geçtiğimiz hafta Türkiye'de tutuklu bulunan terör örgütü PKK ile başı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması talebiyle Düsseldorf'ta yapılan ve Türkiye'de tepkilere neden olan yürüyüşe atıfta bulunan gazete, muhalefet ittifakı için yapılan seçim kampanyalarının her zaman siyasiler tarafından yürütülmediğine dikkat çekerek, bazen Düsseldorf'taki mitingte olduğu gibi tartışmalı isimlerde ortaya çıkıyor ifadelerini kullandı. Düsseldorf'taki skandal mitingde terörist Cemil Bayık'ın konuşmasının dinletildiğine dikkat çeken gazete, Bayık'ın 14 Mayıs seçimlerinin önemini vurguladığı, ve Kılıçdaroğlu'nun muhalefet ittifakına destek istediğini yazdı. İşte Arkadaşlar ilginç bir şey bu. Bayığın Türkiye'deki sayısız saldırılarından sorumlu tutulduğunu yazan gazete ABD'nin de buna destek verdiğine dikkat çekti ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 yılında paylaştığı bir tweeti yayınladı. Söz konusu paylaşımda PKK liderinin yakalanması için 4 milyon dolar ödül koyulduğu belirtiliyor. Bu teröristi gördünüz mü? Cemil Bayık terör örgütü PKK'nın kurucu üyesidir. Onu durdurmamıza yardım et ifadeleri yer alıyor. Evet. Haberde ayrıca Yeşil Sol Parti'nin Almanya'nın Bavyera Baden-Württemberg eyaletleriyle başkent Berlin'de seçim büroları açtığı ve buralardan Türkiye'deki seçimler için kampanyalar yürüttüğüne yer, ver, yer verildi. Almanya Sol Parti Milletvekili Gökay Akbulut'un 10 Nisan'da Stuttgart'ta düzenlenen Ertuğrul Kürtçü gibi HDP'li siyasetçilerin de bulunduğu bir seçim kampanyasına katılarak Yeşil Sol Parti'ye desteğini vurgulayan bir konuşma yaptığına değinildi. Yeşil Sol Parti'nin seçim çalışmalarını Fransa, Belçika, İtalya ve İngiltere gibi diğer Avrupa ülkelerinde de yürüttüğü ifade edildi. Haberin sonunda PKK'lıların Kılıçdaroğlu'nun reklamını yapması muhalefete zarar verebilir değerlendirmesinde bulundu. Yok canım bu Almanlar işi bilmiyor. PKK'lıların Kılıçdaroğlu'nun reklamını yapması muhalefete zarar vermez. Niye? Beyan esastır ya o. Beyan esastır. Ben diyor mecliste HDP'nin biz PKK'nın uzantısıyız dediğini duymadım. Beyan esastır. Ama Almanya'da yapılan mitingde kurulan dev ekranda Cemil Bayık'ın konuşması yayınlanıyor ve Cemil Bayık Millet İttifakı için, CHP için o istiyor. Ama beyan esastır, değil mi? E yavrum ey kim kiminle dans ediyor? Ama olsun, beyan esastır. Ya ne olacak? Aman, boşver. Boşver, beyan esastır. Ee, bu arada bu arada bu arada e, Erdoğan e, Kürtlerle ilgili konuşmuş. Ne demiş? Hani bu şeyin Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması üzerine e, zannediyorum. E, bakalım haber hemen. Ha! HDP PKK ile işbirliğine gelen tepkileri Kürtlere terörist muamelesi yapılıyor diyerek perdelemeye çalışan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki büyüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının tamamen yalan üzerine inşa edildiğini söyledi. Batı desteğinin altını çizdi. Vatan Partisi ise bölücü programa geçit vermeyeceklerini milletvekili adayı Ferdi Tanhan'ın açıklamasıyla bir kez daha ilan etti. Öte yandan HDP PKK Kılıçdaroğlu'nu destekleyen açıklamalar yapmaya devam ediyor. Ayrıntılar haberde. Şu anda milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor. Değmez Bay Bay Kemal, değmez. Tamamen yalan üzerine bina edilmiş bir konuşma serisini devam etti. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile işbirliğini perdelemek için sosyal medyadan yayınladığı videoya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi. Yani Amerika'da Biden'ın o yapmış olduğu açıklama, açıklama. bu işe ilk, olarak. tabii, ilk gazı veren olmuştur. Kılıçdaroğlu, HDP PKK ile işbirliğini milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor diyerek meşrulaştırmaya çalışmıştı. Erdoğan, altılı masa, yedili masa olmuştur dedi. Kılıçdaroğlu'nu Batı'nın desteklediğini söyledi. Eğer Kürt düşmanı arıyorsan özellikle HDP'ye bakacaksın. Tabii bizim gözümüzde PKK ayrıdır. Kürt kardeşlerimiz ayrıdır. Yani Kürt kardeşlerimle PKK'yı biz bir arada tasavvur edemeyiz. Kılıçdaroğlu'nun kışkırtma videosuna Vatan Partisi sert tepki gösterdi. Vatan Partisi Başkanlık Kurulu üyesi ve Diyarbakır Milletvekili adayı Ferdi Tanhan, Kılıçdaroğlu bölücülüğe kucak açıyor dedi. İki yüzlülüğün ve cümle kokuşmuşluğun at oynadığı bir dönemden geçiyoruz. Kılıçdaroğlu'nun Kürtlere seslendiği videoda bunun göstergesidir. PKK'nın işbirliğine yönelik eleştirileri Kürtlerin oyunu kazanmak ve rızasını almak için Kürt düşmanlığı olarak yansıtıyor. Bocalayan güçlerinde, teslim olan güçlerinde kazanma siyaseti aynı. Kürtlerin rızası ve oyu PKK'nın iki dudağının arasında değildir. Kürtlerin geleceği Vatan Partisi'nin savunduğu Türk de biziz, Kürt de biziz, hepimiz Türk milletiyiz anlayışının hakim olmasındadır. Kılıçdaroğlu HDP ile işbirliğine gelen tepkileri Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle göstermeye çalışırken HDP ve PKK'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor. Terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı seçim pusulası HDP-PKK'nın Kılıçdaroğlu'na açık desteği olarak yorumlandı. Pusulada Kılıçdaroğlu dışındaki tüm adaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak gösterildi. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan da Cumhurbaşkanı seçimine kime destek vereceklerini bayramdan sonra açıklayacaklarını belirterek zaten siz bunu çok iyi biliyorsunuz dedi. Evet Kemal Bey ne demişti? Ee, Kürt eşittir PKK anlamına gelecek şeyler söylemişti. Ve Kürtlere her gün zulmediliyor ediliyor e, demişti. Bir kere zulüm mülüm yok. İki, Kürt eşittir PKK diye bir şey yok. Ama HDP böyle bakıyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bakış açısıyla HDP'nin bakış açısı aynı. Bir örnek vereyim. Övereyim. Tamam, tamam. Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş Selahattin Demirtaş'ın eşi. Diyor ki Selahattin'e sadece halkımız selo diyebilir. Ne demek bu? Sadece halkımız selo diyebilir. Aylin adlı kullanıcı halkınız kim demiş? Hakikaten halkınız kim? Hanım halkınız kim? Selahattin Demirtaş'a selo diyebilecek o halkınız tırnak içinde kim? Ha demek istiyor ki Selahattin'e sadece Kürtler selo diyebilir. Türkler selo diyemez. Bakın bölücülük budur. Kemal, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bakış açısıyla Selahattin Demirtaş'ın eşinin bakış açısı aynı. Kürt eşittir HDP. Yok be kardeşim öyle bir şey. Yok. E, görüyoruz işte seçimlerde zar zor ite kaka barajı geçiyorsunuz. Bir oy HDP'ye, bir oy CHP'ye yani CHP alıyor sizi sırtına taşıyor, götürüyor meclise. Neden? E Biden'ın, Amerika'nın verdiği görev bu. HDP'yi, PKK'nın siyasi uzansı HDP'yi behemahal her şeye rağmen meclise görmek istiyorum diyor. Ne yaparsanız yapın HDP'yi meclise taşıyın. E onlar da diyor ki sadece halkımız selo diyebilir. Valla Başak Hanım kusura bakmayın. Ben sadece tırnak içinde halkınız değilim. Yani HDP'li değilim. Kürt benim kardeşimdir. Türk de benim, Kürt de benim. Ama canım çektiğinde selo derim. Varsa itirazınız gidin mahkemeye başvurun. Şimdi e, bu konuşma şeyin de dikkatini çekmiş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Ahmet Hakan'ın da dikkatini çekmiş. Bir yazı yazmış, şeyin bayıldığı konuşma biçimi diye, PKK'nın bayıldığı cümle, Kürt eşittir PKK diye. Şöyle diyor, Kemal Kılıçdaroğlu adı, Kürtler olan bir video yayınladı. Videodaki temel mesajı şuydu. Son zamanlarda iktidar Kürtlere terörist muamelesi yapıyor. Tüm Kürtleri terörist olarak yaftalıyor. Bu olmaz, bu utanç verici bir tutumdur. Oysa iktidarın yaptığı bu değil. Şunu yapıyor iktidar... PKK'ya terörist diyor, HDP'yi de PKK'nın siyasi uzantısı olmakla suçluyor. PKK eşittir Kürt değildir. HDP eşittir Kürt değildir. Türkiye'de hiç kimse olaya böyle bakmıyor. Hele AK Parti asla böyle bakmaz, bakamaz. Çünkü AK Parti girdiği her seçimde Kürtlerin önemli bir kısmından oy alan bir parti. AK Parti'nin Kürtlere terörist için, demesi için aklını peynir ekmekle yemiş olması kendi ayağına kurşun sıkması gerekir. AK Parti'nin yetkililerinden, kalemlerinden, sosyal medyacılarından falan Kürtler teröristtir anlamına gelecek bir ima bile yok. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu iktidarın PKK'ya ve PKK bağlamında HDP'ye yönelik sert tutumundan yola çıkarak bunlar Kürtlere terörist muamelesi yapıyor sonucuna varıyorsa olayı şöyle kodlamış oluyor. Nasıl kodlamış oluyor? Şöyle. HDP Kürtlerin yegane temsilcisidir. PKK Kürtlerin yegane illegal temsilcisidir. Bu tehlikeli kodlamanın doğuracağı tek bir sonuç vardır. Kürt eşittir PKK. Terör örgütü PKK'nın en sevdiği, en bayıldığı, en arayıp da bulamadığı yaklaşım. Kürt eşittir PKK yaklaşımıdır. Çünkü Kürt eşittir PKK demek, bütün Kürtleri PKK'nın kucağına terk etmektir. Böyle bir yaklaşım PKK'ya düğün bayram ettir. Çünkü PKK kendisine karşı yürütülen askeri mücadeleyi Kürtlere yönelik boğma harekatı olarak yansıtmak ister. HDP de kendisine karşı verilen siyasi mücadeleyi kürtlere karşı verilen mücadele olarak yansıtmak ister. Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olarak tabii HDP'nin oylarını almak için çabalayabilir. Tabii ki HDP'ye oy veren vatandaşlarımızı ikna etmek için uğraşabilir. Bu Türk siyasetinin en temiz çabasıdır. Bu Türk siyasetinin en temiz e, Türk siyaset en temiz en saygıdeğer uğraşısıdır. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu değil ki. Kılıçdaroğlu HDP'ye oy veren vatandaşları kendi çizgisine çekmeye ikna ederek oylarını almaya çalışmıyor. Yaklaşımı şu Kılıçdaroğlu'nun. Aman kim uğraşacak şimdi HDP seçmenini ikna etmek için? Kim HDP seçmenini kapı kapı dolaşacak? Zor iş, zahmetli iş. Ben HDP yönetimiyle anlaşırım, onlara sözler veririm. Böylece zahmetsiz bir şekilde HDP'ye giden oyları kendime çekerim. Oh mis Kılıçdaroğlu işte bu yaklaşımı nedeniyle iktidar kanadı tarafından sen HDP yönetimine ne söz verdin? Senin HDP yönetimine verdiğin sözler PKK'ya verilmiş sözlerdir falan diye eleştiriliyor. Bu eleştirilerden bunalan Kılıçdaroğlu da çağrıyı şöyle şeyler söylemekte buluyor. HDP'ye oy verenleri terörist olarak görüyorsunuz, Kürtleri terörist olarak görüyorsunuz. Kılıçdaroğlu farkında mı değil mi bilmiyorum ama bu yaptığı sonuçta PKK'nın en bayıldığı Kürt eşittir terörist yaklaşımına çok esaslı bir destek. Nereden baksan tehlikeli, nereden baksan PKK'ya yarayan bir yaklaşım. Evet. Yalan da değil yani. Yalan da değil. Kılıçdaroğlu'nun Kürtler videosu şöyle olmalıydı diye devam ediyor e, Ahmet Hakan. Geçmişte Kürtlere yapılan zulümleri anlatmalıydı. Bu zulümlerden hangilerine kimlerin son verdiğinden söz etmeliydi. Kürt sorununun çözümü konusunda atılan adımları övmeliydi. Şu anda Kürt sorunu olarak nitelendirilen sorunu her net olarak tanımlamalıydı. İktidara gelince Kürt sorunu dediği sorunu nasıl çözeceğini açıklamalıydı. Somut olarak Kürtlere şunları vereceğim demeliydi. Kürtler konusunda açık net mesajlar vermeliydi. Böyle yapsaydı HDP ile anlaşmasına bile gerek kalmadan, HDP'ye oy veren yurttaşların oylarını alabilirdi. Burasına pek katılmıyorum. Arkadaşlar, bir siyasetçi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsine eşit vaatlerde bulunur. Hepsine eşit şeyler söyler. Bakın, size bir örnek vereceğim. Ferdi Tanhan diye genç bir adamla tanışmıştım yıllar önce. Sevimli, cana yakın, aslan parçası. Bu arkadaş bir iki yıl önce Vatan Partisi'nin Diyarbakır İl Başkanı oldu. Bir süre, kısa bir süre, bir iki ay pek bir sesi çıkmadı. Ondan sonra bir baktık Diyarbakır taksicileriyle birlikte e, taksicilerin haklarını arıyor. Ondan sonra bir baktık Diyarbakır fırın ustalarıyla birlikte eylem yapıyor. Sonra bir baktık Diyarbakırlı çiftçilerle TEDAŞ'a karşı mücadele ediyor. Sonra bir baktık Diyarbakır esnafının bilmem ne sorunuyla uğraşıyor. Sonra bir baktık. Diyarbakır'da e, önemli bir sorun olan bilmem hangi çevreyle birlikte Adam 1 iki yılda Diyarbakır'da önemli bir halk önderi oldu. Ama hiç Kürtler, şunlar bunlar demeden esnafla, taksicisiyle, fırıncısıyla, şusuyla, vusuyla, çiftçisiyle, işçisiyle bir araya gelerek bunları yaptı. Ve önemli de bir potansiyel kazandı orada. Kardeş, Diyarbakırlı Kürt kardeşimin iş sorunu var. Diyarbakırlı ya da Hakkari Kürt gencinin eğitim sorunu var. Spor sorunu var. Ne bileyim işte elektrik su faturası sorunu var. Tarım sorunu var. Sen kalkmışsın Kürtlere zulmediliyor demeliydi dememeliydi. Şunuydu bunuydu. Ya onun öyle bir derdi yok. Adam bir an önce çalışmak istiyor, bir an önce fabrika istiyor. Ha ben olsaydım ne derdim şeyin yerine, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine. Türkiye'de bir Kürt sorunu yoktur. Emperyalizmin maşası PKK örgütünün yarattığı sorun vardır. Sorun bütün Orta Doğu'da. Filistin sorunu, Kürt sorunu bilmem ne sorunu değildir. Emperyalizmin böl parçala yönet sorunudur. Bu sorundan da Kürt ve Türk'ün birlikte Türk milleti olarak, yani Kürt de biziz, Türk de biziz, hepimiz Türk milleti izliyoruz ya, emperyalizme okkalı bir tokat atma. Başka da bir çözümü yoktur bunun. Vay şöyle demeliymiş, vay böyle demeliymiş. Bu zulümlerden hangilerine kimlerin son verdiğinden söz etmeliydi. Ben son verdim. Doğu Perinçek son verdi. Bizim arkadaşlarımız son verdi. Orada bilinçli NATOcu, FETÖcü asker, subay o dönemde bilinçli bir zorlama yaptılar. Türk Kürt birbirine düşsün diye. Biz karşı çıktık onlara. Bir siyasetçi Kürtlere şunlar verilmeli bunu diyemez. İş bulmak zorundadır. Fabrika kurmak zorundadır. Üretimi geliştirmek zorundadır. Onlara spor alanları yaratmak zorundadır. Onlara iş sağlar yaratmak zorundadır. Bu ne be? Ferdi Tanhan ne yapıyorsa Kemal Kılıçdaroğlu onu, Kılıçdaroğlu onu yapmak zorundadır. Benim bildiğim bu kadar ara reklamlar meklamlar. geçti mevsim Ufukta göründü kar Bu kaçıncı bahar Sakın sorma sevgili Benim yorgun gönlümde Aşkının telaşı var Bu kaçıncı bahar Sakın sorma sevgili Benim yorgun gönlümde Aşkının telaşı var Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum Yoksa böyle Gelir bahar Ayrıca bunun seninle Ne ilgisi var Tabii ki ben böyle Al beni sinene sar Yaşanmış baharları Unut gitsin sevgili Benim gönül ülkemde Bir tek senin aşkın var Yaşanmış baharları Unut gitsin sevgili Benim yorgun gönlümde Bir tek senin aşkın var Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum Yoksa böyle olurum Evet, televizyon gazetesine devam ediyoruz. Ne demiştik? Kemal Kılıçdaroğlu? Son zamanlarda iktidar Kürtlere terörist muamelesi yapıyor. Tüm Kürtleri terörist olarak yaftalıyor. Bu olmaz. Bu utanç verici bir tutumdur. Biz de diyorduk ki Kürt eşittir PKK diyemezsiniz. Kürt eşittir HDP diyemezsiniz. Bir siyasetçi bütün Türkiye'ye, Türkiye'de yaşayan herkese aynı vaatlerde bulunur. Herkese aynı e, davranışta bulunur. Kim gibi? Ferdi Tanhan gibi. Bak gururla söylüyorum. O çocuk benim arkadaşım olduğu için, kardeşim, dostum olduğu için gururla söylüyorum. Gitti fırıncısıyla, taksicisiyle, çiftçisiyle, sokaktaki esnafıyla, kahvede oturan işsiziyle e, hem hal oldu. Onlarla kol kola girdi ve hepsi onu çok sevdi. O da onları çok sevdi. Şu anda Diyarbakır'da bir halk önderi gibi dolaşan bir Ferdi Tanhan var. Hasan kapı kapı dolaşmak istemiyorsun. Ben şimdi çiftçiyle mi uğraşıyorum? E, tamam. Git daha kapı meydanına Kemal Bey. Git daha kapı meydanına. Müzik benden bak. Halayı verdiğimde nasıl sonraki arkadaşlar halaya durur? Becerebiliyorsan, yapabiliyorsan bari git halay çek ya. Diyarbakır yolunda falan diye git. Ben de burada başlamıştım da. İyi geldi değil mi halay? Ha? Ee, bu vesileyle de bugün e, Arefe günü, yarın bayram e, başta e, Diyarbakır olmak üzere bütün Doğu Güneydoğu'da yaşayan kardeşlerimizin, sonra da bütün Türkiye'nin ve Müslüman dünyanın bayramını şimdiden kutlayayım ama yarın buradayım bak ona göre yani yarın bayramlaşacağız. E, bu şimdilik halayın hatırına bir ön e, bayram kutlaması olsun. Ee, hiçbir şey yapamıyorsan git bari halay çek. Ee, onu da yapamamıştır büyük ihtimalle. Çünkü halayda adam terliymiş, üstü başı kirliymiş, bilmem neymiş. Tutacaksın abi, gireceksin koluna, sarılacaksın ona. Oho, oho uzun iş, yapamazlar. Şimdi Yalnız bunun e, bir kasıtlı bir planın parçası olarak yapıldığını düşünüyorum ben ki vaziyet onu gösteriyor. Çünkü durmadı. Durmadı. Bir video daha yayınladı Kemal Bey. E, Aleviyim. Ben Aleviyim mesajı verdi. Ne yaptı? Kılıçdaroğlu gençlere seslenip hassas bir konuya değineceğim diyerek video yayınladı. Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslümanım. Allah'ın verdiği bir canım var. Kul hakkı yemem. Artık ayrışmaları ve farklılıkları konuşmayacağız. Tek bir oylasam ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından çekip çıkaracaksın demiş. Bir bakalım arkadaşlar. Bakalım şimdi 15. sayfaya. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Alevi mesajıyla Twitter'dan video paylaştı. Seçimde ilk kez oy kullanacak gençlere seslenen Kılıçdaroğlu Özetle şunları söyledi: Sevgili gençler, ben e, bu seçimde ilk kez oy verecek sevgili gençler. Bu gece sizinle çok özel, çok hassas bir konuda konuşmamızın zamanı geldi. Buna inanıyorum. Görüyor musunuz gençler? Duyuyor musunuz? Türkiye'de başlamak üzere olan yeni hayatın sesleri bunlar. Dünyanın hemen kıyısında duruyoruz. Ya sıkışıp kaldığımız bu eşiği aşarak dünyada hak ettiğimiz yere kavuşacağız. Mutlu ve güçlü bir ülkenin onurlu bir, birer yurttaşı olacağız. Ya da özlemle baktığımız o bizim dışımızdaki dünyayı sadece izlemekle yetineceğiz. Bir dakika bir dakika. Özlemle baktığımız o bizim dışımızdaki dünyayı sadece izlemekle yetineceğiz. Ne demek? Burada e, ilginç bir özlem var bu Batı'ya özlem, bu NATO'ya özlem, bu Avrupa Birliği'ne özlem, bu Atlantik'e özlem. Ben onu özlemiyorum. Sevgili gençler sakın, sakın. O dünyaya özlemle bakmayın. O dünya çürüdü, o dünya bitti, o dünya çöküyor. O dünya ahlaken de çöküyor, hukuken de çöküyor, siyaseten de çöküyor. Kemal Bey'in özlemle baktığı o Batı dünyası kıyısında durduğumuzda özlemle baktığımız diyor ya. Sakın ona özlem duymayın. Atatürk diyecektir birazdan mutlaka diyecektir kuvayi milliye falan diyecektir Atatürk biz Asya'yı bir milletiz diyor. Bakın bugün dünyada paranın yarısı ticaretin yarısından fazlası Asya'da ve Asya ile birlikte davranan e, Latin Amerika e, Batı Asya gibi ülkelerde. Çünkü yeni uygarlık yeni insanlık Asya'dan yükseliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun özlemle baktığımız o bizim dışımızdaki dünya o, o o dediği dünya Batı dünyası o çöken dünya. O kokuşan dünya. Aman sakına. İlk oyunu verecek olan sevgili evlatlarım ben Aleviyim. Ey tamam. Yani ne güzel. Hak Muhammed Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslümanım. Allah'ın verdiği bir canım var. Kul hakkı yemem. E yemeyeceksin yani bu övünülecek bir şey değil. Harama el uzatmam, ben de uzatmam. Yani bu bana da sana da Kemal Bey bir ek özellik kazandırmaz. Bakın ben buna karşıyım arkadaşlar. Ecevit dürüst lider sloganını kullandı değil mi? Abi zaten dürüst olacaksın ya. Ben harama el uzatmam. E ben de uzatmam. Bu ek bir özellik değil ki. Bakın şu ek özelliktir. Ben matematiği çok iyi bilirim. Ya da ne bileyim ben çok iyi buğday yetiştiririm. Ya da ne bileyim, ben torna ustasıyım. Aa diyorum, helal olsun. Ama ben harama el uzatmam. Zaten uzatmayacaksın. Bütün dinlerde, bütün mezheplerde harama el uzat diyen bir şey var mı? Ha ben Alevi olduğum için el uzatmam. Öyle bir şey yok. Her dinin, her mezhebin, her görüşün, her milletin, her kentin harama el uzatanı da vardır, uzatmayanı da vardır. Bu kadar basittir. Ha bu hangi inançtan şimdi diyor ya Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş samimi bir Müslümanım. Kul hakkı yemem, har haram el uzatmam. Şunu demeye çalışıyor. Aleviliğin en temel şeylerinden biridir. E, vurgularından biridir. Eline, beline, diline sahip çıkacaksın. Kemal Kılıçdaroğlu gibiler bunu eline dediğini çalmayacaksın. Beline dediğini zina yapmayacaksın diline dediğini yalan söylemeyeceksin diye anlar. Yanlıştır. Alevilik bu kadar sıradan bir dünya anlayışı değildir. Eline dediği ilinedir. İl yurt demektir. Yurduna sahip çıkacaksın. Çalmayacaksın anlamında değildir o. Beline dediği zürriyetine, milletine, halkına, insanına sahip çıkacaksın. Hani milleti, milletine sahip çıkacaksın. Diline dediği Türkçene sahip çıkacaksın. E sen NATO ile birlikte olursan, bilmem ne ile birlikte olursan milletine nasıl, nasıl sahip çıkacaksın? Yurduna nasıl sahip çıkacaksın? Türkçene nasıl sahip çıkacaksın? Alevi dediğin yurduna, milletine, Türkçesine sahip çıkar. Yani o kadar basit bir şey değildir. Çalmayacaksın, e, zina yapmayacaksın. Eee o oh, ne kadar? Bütün dinlerde, bütün mezheplerde bu vardır zaten. Hangi din çalmayacaksın demez. Hangi din zina yap der. Hangi din işte e, yalan söyle Bakın Musa'nın on emri bile aynıdır. Öldürmeyeceksin, çalmayacaksın. Bu. Devam edeyim. Atatürk'ün bize armağan ettiği bu güzel ülkede her şeyden evvel, her şeyden uzak, yoksul bir evde doğdum. Ben de öyle valla. Ben ilk, hayatta ilk hatırladığım şey, e, killi bir toprağın üzerine serilmiş bir hasırda emekliyimdir. Killi bir toprağın üzerine serili bir hasırdaydım ben. İlk hatırladığım görüntü o. Artık kaç yaşında emekli muydum, yatıyor muydum? Onu da bilmiyorum ama bizim evde hatırladığım bir hasır ve kil topraktı. Yani bunlar şey değil, ekstra özellikler değil. Türkiye'de doğan biz yaşlardaki hemen hemen herkes yoksul bir evde doğmuştur. Yamalı pantolon giymiştir. Cumhuriyet'in bize verdiği fırsatlar sayesinde okudum. Mesleğim oldu ailemim. Ben de öyle. Mustafa Eravutmuş İlkokulu'nda Okulu'nda okudum. Sefaköy Ortaokulu'nda okudum. Yeşilköy Ticaret Lisesi'nde okudum. Yani bilmiyorum ki niye bunlar söylenir. Kimliklerimizi, kimliklerimiz bizi biz yapan varlığımızdır. Ha geldik. Geldik kimlik siyasetine. Ve elbette onurla sahip çıkmamız gerekir. Onları seçemeyiz. Onlarla doğarız, büyürüz ve yaşarız. Ancak hayatta seçebileceğimiz çok önemli şeyler var. İyi bir insan olmayı, dürüst olmayı, ahlaklı olmayı, vicdanlı olmayı, erdemli ve adil olmayı seçebiliriz. Daha iyi bir yaşam, yaşamı özgür ve zengin bir ülkede yaşamayı seçebiliriz. Vallahi <laughs> seç o zaman git Amerika'da yaşa, İsviçre'de yaşa, kimse bir şey demiyor. Bu seçimlerimiz bizi hem içinde bulunduğumuz e, topluma hızla değişti, hem bizi hem içinde bulunduğumuz toplumu hızla değiştirebilir. Sevgili genç arkadaşım, ülke olarak önümüzde bir eşik var. Bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var. Unutma, tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından bataklığa dönüştürülen Orta Doğu'dan çekip çıkaracaksın, ait olduğun yere taşıyacaksın. Artık kimlikleri konuşmayacağız, başarıları konuşacağız, artık ayrışmaları ve farklılıkları konuşmayacağız, ortaklıklarımızı ve ortak hayallerimizi konuşacağız. Bu değişim seferimize katılacak mısın? Alevi olmaz diyen bu sisteme doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur diyecek misin? Son bir el verecek misin bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın? Gelin gençler, gelin bu eşiği hep birlikte aşalım. Böylesine hayati bir eşikte tek bir oyu bile ziyan etmeyeceğimize inanıyorum. Biraz yukarıya çıkar mısınız? Biraz yukarıya. Bak diyor ki, unutma tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından, bataklığa dönüştürülen Orta Doğu'dan çekip çıkaracaksın. Ait olduğun yere taşıyacaksın. Şimdi sevgili dostlar, bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarına sokan, bu ülkede yaşayan Alevisiyle, Sünnisiyle, diğer mezhepleriyle, dinleriyle yaşayan insanların birbirine yaptığı iş değildir. Bu ülkeyi bu mezhep, can yakan mezhep tartışmalarına sokan emperyalizmdir. Aynı Türk-Kürt gibi Alevi-Sünni tartışmasını yaratan da onlardır. Bataklığa dönüştürülen Orta Doğu'dan çekip çıkaracaksın. Bataklığa dönüşen Orta Doğu lafı yine emperyalizmin lafıdır. Orta Doğu'yu bataklığa çeviren emperyalizmdir. Ne zamandan beri? Petrolün bulunmasından beri. Diyor ki Orta Doğu'dan çekip çıkaracaksın. Nereye taşıyacaksın? Ait olduğu yere. Neresi ait olduğu yer? Bizim dışımızdaki dünyayı sadece izlemek. Yani özlemle baktığımız o bizim dışımızdaki dünya. Yani emperyalizmin kucağına atacaksın diyor. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Aleviler her zaman mazlumun yanındadır. Bütün Alevi tarihi böyledir. Bana anlatmayın ben iyi bilirim bu işi. Çok iyi bilirim. Mustafa Kemal Atatürk Ankara'ya varmadan önce Hacı Bektaş'a uğrar. Hacı Bektaş'ta bir gece kalır. Orada posta oturan dede babaya biz cumhuriyeti kuracağızlar. Neden Ankara'yı seçer? Çünkü işte askerlere sorsanız muhkemdir, bilmem nedir. Düşmanın yaklaşması hayır değil. Ankara'nın etrafındaki yerleşim yerlerinin isimlerine bakın. Hepsi Öztürkçe isimlerdir. Kızılca Hamam gibi, Nallıhan gibi. Ve orada Türk milli duyguları henüz İstanbul'da olduğu gibi, İzmir'de olduğu gibi o dönemde bozulmamıştır. Dipdiri durmaktadır. Nitekim bin yıllık Kızılca kıyamet günlerinin göstergesi olan e, Seymen alayı ile karşılandı. Seymen alayı bir Selçuk e, Selçuklu'nun kuruluşunda, kuruluşunda kurulmuştur. Bir Osmanlı'nın kuruluşunda bir Atatürk'e. Bu şu demektir. Biz millet olarak yeni bir devlet kuruyoruz. Sen de başımızdaki adamsın. Ama Atatürk'ü niye böylesine benimsemiştir Hacı Bektaş. Çünkü emperyalizmle mücadele etmektedir. Çünkü Anadolu topraklarının işgal edilmesini, istila edilmesini istememektedir. Bağımsızlıktan yanadır. Ama bu arkadaş Orta Doğu'dan çekip çıkaracaksın, özlemle baktığımız o bizim dışımızdaki dünyaya taşıyacaksın diyor. Hayır kardeşim. Hem Atatürk diyeceksin, hem ABD başkanından icazet isteyeceksin, alacaksın. Hem Orta Doğu'ya bataklık diyeceksin, yani Batı Asya'ya. Hem de oradan çıkartıp bizi Batı'nın kucağına atacaksın diyeceksin. Kimse kusura bakmasın. Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu kuyruğundakilerin dışında Türkiye'de samimi hiçbir Alevi böyle düşünmez. Çok iyi tanıyorum. Bizim Alevi bektaşilerimiz zahit bizi tane eyleme diye başlar. Başını dik tutar ve bağımsızlığı için her şeyini yapar. Değil mi Anıl Bey? Evet. Şimdi e, bu topluma kaos tohumu ekmeye yönelik bir şey. Böyle bir Alevilik yok. Arkadaşlar bu Alisiz Alevilik. Bu Avrupa Aleviliği. Alevi Türktür. Osmanlı Devleti'ni kuran Türktür. Kurucularına bakın e, bizim devletlerin. İşte Çağrı Bey, Tuğrul Bey. Çöküş dönemine bakın. Nizamül Mülk. E, kurucularına bakın Osmanlı'nın. Gündüz Bey, Ertuğrul Bey, çöküşüne bakın, vahid ettin. Bu neyi gösterir? Türk Devleti kurulduktan sonra belli bir aşamasında halkına yabancılaşmaya başlıyor. Aynı Mustafa Kemal'in ölümünden sonra NATO'nun Türkiye'ye girmesi, yöneticilerin Amerikancılaşmaya başlaması gibi. İşte ondan sonra Alevilik istenmeyen bir şey oluyor devlette, Osmanlı'da. Ama Atatürk'ün gelmesiyle birlikte Topkapı'da şimdi Zeytinburnu dediğimiz yerde bir Bektaşi dergahı kapısına bir kilit vuruyor ve bir beyanname asıyor. Diyor ki, beklediğimiz reisi cumhur donunda gelmiştir. Ya yani reisi cumhur olarak gelmiştir. Bundan böyle bütün Alevi Bektaşilerin malı ve canı cumhuriyete emanettir, güvendedir o yüzden buraya gerek kalmamıştır. Kendiliğinden kapatmıştır. Anlatabiliyor muyum? Temel olan, asıl olan cumhuriyettir. Cumhuriyet Kürt'üne de, Alevisi'ne de, herkese Türk olarak, yani Türk de biziz, Kürt de biziz, Alevi de biziz, hepimiz Türk milletiyiz olarak bakar. Ne zaman ki e, Amerikancılaşma başlamıştır, NATO başlamıştır Türkiye'de, milleti ayrıştırmaya başlamıştır. Gidin bakın 12 Eylül'den önceki Kahramanmaraş olaylarına falan olaylardan bir süre önce Amerikan Büyükelçiliğinden bir katip oralarda dolaşmıştır. Gidin bakın bir takım Amerikalı misyonerler dolaşmıştır. Bunlara dikkat edin. Alevileri bölemeyince şu son 30 yılda 40 yılda Alisiz Alevilik diye bir şey icat etmişlerdir. Bugün bakın Av Avro e, neresiydi o? Avusturya'da kanun çıkarttılar. Alevilik ayrı bir dindir diye. Halbuki hak Muhammed Ali o. Müslüman Müslüman hayır ayrı bir dindir diyor. Niye Alevileri bölecek? Bakın bir Alevi derneği kuruluyor. Demokratik Alevi. Demokratik niye? Hani demokratik kongre Var ya PKK'nın, ona benzesin diye. Alevilik üstüne oyna, oynanan bu oyunlara sakın kanmayın arkadaşlar. Bunlar bizi bölmek için yapılan şeylerdir. Topluma kaos ekmek için yapılan şeylerdir. Şimdilik bu kadar. Bu arada Vatan Partisi adayları ve üyeleri seçim için çalışıyorlar. Dört koldan çalışıyorlar. Tabii gazetede var. Denizde şunlar yapılıyor, bunlar yapılıyor ama Rufi Bahtiyar göndermiş. Kendiliğinden gelen bir fotoğraf bu. Edirne'li Keşan ilçesi Hamallar Derneği üyesi emekçi arkadaşlar bizimle ailemizin oyu emekçi dostu büyük lider Doğu Perinçevke Partisi'ne dedi. Sağ olsunlar, var olsunlar yüzlerini kara çıkarmayacağız demiş. Bakın Hamallar Derneği üyesi, emekçi arkadaşlarla e, gidiyorlar, görüşüyorlar. Dokunuyorlar onlara. Onlarla oturuyorlar. İşte iftarlarını birlikte yapıyorlar falan. E ama sen e, bütün Kürtlere terörist muamelesi yapılıyor. Git bakayım Diyarbakır'a kim e, ne yapıyor? İşte o yüzden Ferdi Tanhan'ı örneği gösteriyorum. O yüzden Rufi Bahtiyar'ı örnek gösteriyorum. Böyle çalışacaksınız. Videolarla videolarla olursa, o iş kaosa kaosa doğru gider. Şimdi geçelim artık. Dünya dünya başka bir tarafa gidiyor. Yok, Orta Doğu bataklığından alıp da Atlantik'in kollarına atacak mısın? Atlantik çöküyor ve farkında değil misiniz? Lagard Cefere kürsüsünden itiraf etti. ABD hakimiyeti azaldı. Dünya artık çok kutuplu. ABD finans şeflerinin ardından Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde da dolar hegemonyasının aşındığına işaret etti. Gelişen dünyanın bağımsızlaşmak için fırsat gördüğünü vurgulayan Lagarde, Avrupa Birliği'nin yeni gerçekliğe hazır olması gerektiğini dile getirdi. Atlantik kıyılarında çok kutuplu dünya gerçeği artık daha net görülüyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, New York'ta düzenlenen Dış İlişkiler Konseyi, CEFERE, bu ünlü üçlünün, bir ayağı Cefere Bilderberg. Onlardan biri Cefere toplantısında bir konuşma yaptı. Avrupa'nın finans şefi ABD dış politikasına yön veren Cefere kürsüsünden Washington'u kızdıracak bir çıkış yaparak çok kutuplu bir dünya gerçeğine uyum sağlaması gerektiğini savundu. Lagarde, küresel ekonominin rakip bloklar halinde parçalanmasına tanık oluyoruz ve her blok dünyanın geri kalanının kendi stratejik çıkarlarına ve ortak değerlerine yaklaştırmaya çalışıyor tespitinde bulundu. Bu parçalanma sırasıyla dünyanın en büyük iki ekonomisi tarafından yönetilen iki blok etrafında birleşebilir diye devam etti. Jeopolitiğin tektonik plakaları daha hızlı kayıyor diyen Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı Lagarde, bu yeni küresel haritanın merkez bankaları için birinci dereceden etkili, etkileri olacağını belirtiyor. Lagarde ayrıca COVID-19 salgını, Ukrayna'daki savaş, enerjinin silahlanması ve Çin-ABD rekabetinden de küresel düzenin değişmesinin nedenleri olarak bahsetti. Lagarde ülkelerin uluslararası ticaret için başlıca geleneksel para birimlerine alternatifler aramaya başlamasının ardından Çin'in ABD hakimiyetine karşı bir meydan okuma haline geldiğini söyledi. Avrupalı finans lideri ABD'ye olan bağımlılıklarını azaltmaya çalışan tüm ülkelerin bu dönemi batılı ödeme sistemlerine ve para birimi çerçevelerine olan bağımlılıklarını azaltmak için bir fırsat olarak gördüğünü vurguladı. Lagarde tüm değişikliklere rağmen değişikliklerin ABD doları ya da avro için yakın bir hakimiyet kaybı anlamına gelmediğini, ancak uluslararası para birimi e, statüsünün artık kesin olarak kabul edilmemesi gerektiğini gösterdiğini vurguladı. Çok kutupluluğun Avrupa üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini kaydeden Lagarde, sanayi politikası, savunma, yeşil ve dijital teknolojilere yatırım gibi alanlarda böylece ortak eylemin çarpan etkisinin, çarpan etkisinin, üye devletler için çok daha yüksek olacağını ileri sürdü. Bunun için, bunun iç politika uyumu için riskleri arttırdığını da teslim etti. Lagarde ayrıca bu durumun sermaye piyasasının bütünleşmesi gibi uzun süredir e, ertelenen projelere ele almak için bir fırsat olabileceğini belirtti. Sonuç olarak Avrupa Birliği'nin yeni gerçekliğe hazır olması gerektiğini belirten Lagarde, Ernst Hemingway'den şu alıntıyı yaptı. Parçalanma iki şekilde gerçekleşebilir, yavaş yavaş ve sonra aniden. Lagarde'ın çok kutuplu bir finans dünyasına hazır olmalıyız çıkışı ABD Merkez Bankası başkanlarının yaptığı dolar hegemonyası çöküyor itiraflarının ardından geldi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Cenene söylesinde doların rolüyle bağlantılı mali yaptırımlar kullandığımızda bunun zaman içinde doların hegemonyasını zayıflatma riski vardır ifadelerini kullanmıştı. Yalan söz konusu yaptırımların kesinlikle Çin, Rusya ve İran'da bir alternatif bulma arzusu yarattığını söylemişti. Eski Hazine Bakanı Lawrence Summers da günler öncesinde Rusya ve Çin'in güçlerini birleştirip tarafsız olan ülkeleri yanlarına çekmesiyle dolar hakimiyetinin temeli olan Bretton Woods sistemine alternatif getirilebileceğini söylemişti. Evet, dünya bambaşka bir yere gidiyor. Dünya çok kutupluluğa gidiyor. Dünya Asya'dan yükselen insanlığa gidiyor. Bizimkiler Asya'yı bataklık olarak nitelendiriyorlar. Bataklıktan çıkaracakmışız da Atlantik'in kollarına atacakmışız Türkiye'yi. Yok ya, bak Atlantik'i casuslukla suçluyor o mazlum milletler. Biz mazlum milletlerden yanayız, Atatürk'ten yanayız. O mazlum milletlerden Meksika Devlet Başkanı, öyle bir Meksika ki 100 yıldır Amerika'nın baskısı altında inim inim inlerken birdenbire başını kaldırdı ve Meksika Devlet Başkanı Pentagon'u casuslukla suçladı. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel López Obrador, önceki gün ABD medyasında yer alan sızıntıların ardından ABD Savunma Bakanlığı'nı e, hükümeti hakkında casusluk yapmakla suçladı ve ulusal güvenliği korumak için silahlı kuvvetlerden gelen bilgileri sınıflandırmaya başlayacağını söyledi. Obrador'un açıklamaları Washington Post'un ABD ordusuna ait gizli kayıtların internete sızdırılmasıyla ortaya çıkan bir ABD briefingine atıfta bulunarak Meksika Deniz Kuvvetleri ile Kara Kuvvetleri arasında belirgin bir gerilim yaşandığını bildirmesinden birkaç gün sonra geldi. Lopez Obrador günlük basın toplantısında şimdi Deniz Kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı'ndan gelen bilgileri koruyacağız. Çünkü Pentagon tarafından casusluğun hedefi oluyoruz dedi bu Atlantik'in kollarına mı atlayacakmışız Kemal Bey? E ama işte meksi... Peki Birleşmiş Milletler'i ne yapacağız? O ne demek? Kemal Bey, Amerika Birleşmiş Milletleri de, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'i de gizlice dinlemiş. Pentagon'dan sızdırılan belgeler. ABD'nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve diğer Birleşmiş Milletler yetkililerin konuşmalarını gizlice dinlediğini ortaya koydu. Washington Post'un, dur şey gibi yapayım ya, Amerikancılar gibi okuyayım. Washington Post'un, <laughs> ne yapayım bu da benim eğlencem işte. Washington Post'un açığa çıkardığı skandal sızan dört belgeye dayandırılıyor. Bunlardan birisi Guterres'in Mart ayında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüşmek üzere Kiev'e gitmek zorunda kalmaktan mutlu olmadığını ortaya koyuyor. Yakın zamanda ABD medyasında yer alan başka belgelerde ABD'nin Güney Kore, İsrail ve Ukrayna gibi müttefiklerini de gözetlediğini ortaya koymuştu. Tamam Atlantik'e gidelim Kemal Bey. Orta Doğu bataklığı diyorsunuz ya Asya'dan kopalım diyorsunuz Atlantik'e gidelim. Ama o Atlantik'in başı Dost, düşman ayırmıyor. Herkesi gözetliyor. Herkesi dinliyor. Herkesin içine casus sokuyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini dinletiyor. Bakın Güney Kore hep ABD ile davranır. İsrail, ABD'nin kuyruğudur. Ukrayna, ABD için can veriyor şu anda. Ama onları bile dinliyor. Ne işimiz var bizim orada? he Böyle bir Atlantik işte Birleşmiş Milletler de zaten nota vermiş. ABD'ye Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefan Curic, internete sızdırılan ABD Savunma Bakanlığına ait gizli belgelerde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve diğer üst düzey Birleşmiş Milletler yetkililerinin iletişim trafiğinin izlendiğine dair bilgilerin yer alması nedeniyle ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğine nota verildiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler'in günlük basın toplantısında konuya değinen e, Curic Genel Sekreter ve diğer üst düzey Birleşmiş Milletler yetkililerinin iletişim trafiğinin ABD tarafından dinlenmesinden duyduğumuz rahatsızlığı ev sahibi ülkeye resmi olarak bildirdik diye konuştu. Pentagon'a ait sızdırılan belgelerde ABD'nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ve yardımcısı Amina Muhammedi yakından izlediği ve telefon görüşmelerini dinlediği görülmüştü. Ya Atlantik'e özlem duyduğumuz, özlemle içinde olmak istediğimiz Atlantik'e Kemal Bey, bak o, o işte o, 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 o. bu kombat diye bir şey var burada. Ona da bir bakabilir miyiz Anıl Bey? Bir, ee, evet, ha Meksika Devlet Başkanı, ee, daha açık galiba Meksika Devlet Başkanı, ABD Pentagon'u güvenlik kurumlarımızı asla gözetmemeliydi. Pentagon tarafından casusluğa maruz kalan ve Meksika'daki birçok medya kuruluşu e, DEA tarafından sağlanan bilgileri sızdırar, sızdıran ulusal güvenlik bilgilerimizle ilgilenmemeniz gerekiyor. Ülkemizde yabancı ajan olamaz. Hayır, onlarla bilgi paylaşabiliriz ama ülkemizdeki güvenlik operasyonlarını ancak ordumuz, deniz kuvvetlerimiz ve ulusal muhafızlarımız yönetebilir diyor. bizde de dinlendi, Cumhurbaşkanı da dinlendi. Bir sürü insan dinlendi değil mi? Fethullah Gülen dinledi. Fethullah Gülen ne be? Fethullah Gülen Amerika'nın casusluk ve operasyon örgütü. Amerika dinledi. Amerika bunu söyleyeceksiniz. Amerika dinledi. Şimdi bakıyorsunuz o partide FETÖ'cü var, bu partide FETÖ'cü var. Oradan aday, buradan aday. Obrador kadar olamadınız ya. Bir kafanızı kaldıramadınız. Bir ulusal kanal bas bas vardı, bir aydınlık yazdı, bir Vatan Partisi karşı çıktı. Mecliste o kadar adamsınız, kaç tane partisiniz, biriniz NATO'ya kafa tutamadınız be. Ondan sonra kalkmış, Kürt zulüm ediliyor. Ben Alevi, yahu mesele bu değil. Mesele bu ülkede 85 milyon hep birlikte yaşıyoruz. Amerika yukarıdan sana bombayı attığında aşağıdaki Kürt müdür, Alevi midir, Türk müdür, Sünni midir diye bakmıyor ki. Topuna birden doluyor. O zaman topumuz birden Amerika'ya dalacağız. Bırakacaksınız böyle kimlik siyasetlerini. Kimlik üzerinden siyaset olmaz. Bu ülkenin bağımsızlığı için, bu ülkenin daha iyi bir yerlere gelmesi için bir şeyler yapmak istiyorsanız, üretim diyeceksiniz, tasarruf diyeceksiniz, yatırım diyeceksiniz, İş diyeceksiniz. Ama bunları söylerken kamuculuk diyeceksiniz, halkçılık diyeceksiniz, devletçilik diyeceksiniz, devrimcilik diyeceksiniz, cumhuriyetçilik diyeceksiniz, laiklik diyeceksiniz. Sadece laiklik değil. O zaman hiçbir anlamı kalmaz laikliğin. Kamuculuk olmayınca laikliği yerine getiremezsiniz. Devrimcilik olmayınca laikliği koruyamazsınız. Cumhuriyetçilik olmayınca koruyamazsınız. Milliyetçilik olmayınca koruyamazsınız. Halkçılık olmayınca koruyamazsınız. Bağımsızlığı koruyamazsınız. Atatürk devrimini tamamlamadan hiçbir şey yapamazsınız. E biz Amerika ile iyi geçinelim de ne olur ne olmaz başımıza bir şey gelmesin. Ya da Amerika bizi iktidara getirecek. Senin başına bir şey gelir, Amerika seni iktidara getirmez. Bu ülkede muktedir olmak istiyorsanız Sadece Türk milletiyle ittifak yapacaksınız. Benden bu kadar. Yaparsınız, yapmazsınız. Bilmem. Ama benden bu kadar. Yarın buradayım. Bayram bayram dinlemem. Hepimiz birlikte kutlarız bayramımızı. Mübarek, kutsal bir günümüzdür. Hepimizin coşkuyla olduğu gündür. Ben dinlemem dediğim çalışırım. Çalışarak bayram yaparım. Sizden uzak kalmadan bayram yaparım. O yüzden yarın bayramda yarın saat 9.30'da görüşünceye kadar lütfen kendinize iyi bakın. Ama sadece yarın saat 9.30'a kadar değil, sadece bayrama kadar değil, biz kazanıncaya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar, üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider. bunu alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür. Defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi patlıcan. Terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı? Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez. Bunu birileri öğrenecek.